malumu olduğu üzere dünya geneline yayılan bir pandemi süreciyle karşı karşıyayız ve bunun bizlere çeşitli yansımaları mevcut. Mart ayından itibaren hepimizin hayatını çok ciddi derecede etkiledi. Neler oldu? Sokağa çıkma kısıtlamaları getirildi, istihdam çok fazla düştü, işsizlik arttı, şiddet arttı, kadına yönelik şiddet ve çocuğa yönelik şiddet ve istismar arttı. Evde kal çağrıları hayat buldu ama biz evde kal çağrısını evlerin kadınlar açısından ne kadar güvenli olduğunu sorgulayarak değerlendirdik aslında. Ve tabii ki sağlığımıza dikkat edebilmek için, bulaş riskini en aza indirebilmek için bizler de salon etkinliklerimizi, sokak etkinliklerimizi iptal ettik. Fakat pandemi süreci de kadın mücadelesinin, kadın hareketinin tam anlamıyla eve kapanmasına ya da tam anlamıyla çekilmesine sebep olmadı da. Bizler bunu düşünerek evde kalan ya da bir yandan çalışmak zorunda olan ya da bu hayatın bir de pandemi süreciyle karşılaştığı zorluklarına karşı mücadele eden kadınlara, daha doğrusu bütün kadınlara, yani bu süreci yaşayan bütün kadınlara biraz cevap olabilmek istedik. İnternet çok fazla kullanılıyor elbette ki bu sürede. Dijital dünyaya taşındı çok fazla şey. Biz de sokakta yaptığımız, belki olmasa da salonlarda yaptığımız, evlerin bahçelerinde yaptığımız, kadınlarla çeşitli yerlerde yan yana gelip düzenlediğimiz etkinlikleri internete taşıyabilir miyiz diye düşündük. Bu doğrultuda film günleri düzenledik. Ya belirli gün öncesinde filmi izleyip üzerine söyleşi yaptık ya da aynı anda aynı filmi izlemeye uğraştık. Şiir günleri düzenledik. 4 haftadır, 5 haftadır yaklaşık devam eden, her hafta bir şair kadının belirleyip onun şiirleri üzerinden birbirimize dokunabildik. O şair kadınların ve eril sanat alanında sesini duyuramamış şair kadınları seçerek özellikle onların dizelerinde buluştuk. Onun dışında çocuk istismarına tasarısı gündeme geldi, infaz yasa tasarısı gündeme geldi. Bunları da birbirimizin konuşmaya, anlamaya ihtiyacı olduğunu düşünerek avukat arkadaşlarımızla söyleşiler düzenledik. Online erbane atölyesi başlattık. Bu bizim normalde de pandemi süreci öncesinde devam ettirdiğimiz atölyelerden bir tanesiydi. Bunu da taşıyabilir miyiz, acaba yapabilir miyiz diye konuştuk ve o da başladı. 2 haftadır o da devam ediyor. Onun dışında çeşitli canlı yayınlar gerçekleştirdik. Bir yandan belirli alanlarda yetkin olan, başkasına aktarabilecek bilgisi olan kadınları derleyip, bir yandan da bu süreçte hiçbir sosyal etkinliğe ulaşamayan, belki psikolojik olarak yansımaları daha fazla yaşayan kadınlara birbirimize ses olabilmek için, güç olabilmek için bu etkinlikleri düzenledik. Çeşitli illerde il buluşmalarımızı da düzenlemeye devam ediyoruz. Yaklaşık 2 haftada bir. Oralarda da bazılarında gündemi değerlendirdiğimiz buluşmalar oluyor. Bazen de sadece konuşuyoruz, neler hissediyoruz, ne yapıyoruz, birbirimize iç döküyoruz. Aslında bu dijital mecrada gerçekleşen etkinliklerde şunu fark ettik. Kadınların gerçekten buna ihtiyacı varmış. Başka bir kadını görmesi, dinlemesi, kendisinin konuşması ona iyi geldi, ona güç verdi. Birbirimize moral olduk. Bizler de aynı şekilde bu süreçte diğer kadınlarla yan yana gelebilmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırladık. Tabii bu etkinlikleri dijital ortama taşımanın şöyle bir avantajı oldu. Daha önce İzmir etkinlikleri düzenliyorduk mesela biz burada. Şimdi Adana'daki kadınla da aynı ortamda buluşabilmiş olduk. İstanbul'daki kadınla da, Yalova'daki, Sakarya'daki, Ankara'daki, böylesi bir belki krizi fırsata çevirmek diyebiliriz buna. Böyle bir avantajı da olmuş oldu. Ve çeşitli yerlerden, çeşitli sektörlerden, işçi, işsiz, birçok sektörde çalışan kadınlarla yan yana gelmek birbirimize umut oldu, güç verdi. Biz bu süreci devam ettireceğiz. Yani Türkiye bir yandan normalleşme sürecine gidiyor ama normalleşme sürecinin gerektirdiği koşulların tam sağlanamadığını düşünüyoruz açıkçası. O yüzden tedbiri asla elden bırakmamak gerekiyor. AVM'lerin açıldığı bir dönem, bir yandan sokağa çıkma kısıtlamaları da devam ediyor elbette. Fakat vaka sayılarının ve ölüm sayılarının gerçeği yansıttığını düşünmüyoruz. Dolayısıyla tedbirimize, fiziksel mesafe kurallarına, sağlık tedbirlerine hala dikkat ederek, daha fazla da dikkat ederek bu süreci bir süre daha dijital ortamda sürdürmeye devam edeceğiz. Nerede hangi sözü söyleyebiliyorsak, nerede hangi kadına yan yana gelebiliyorsak biz bunları üretmeye devam edeceğiz. Aynı zamanda şunu da yapıyoruz. Katılan kadınlardan ya da sosyal medya üzerinden yaptığımız anket çalışmalarında siz ne istersiniz gibi bir soruyu da sorup başka katılanların ya da daha önce katılmamış olanların da taleplerini derleyip ona yönelik de programlar oluşturmaya uğraşıyoruz.